Merhaba, ben Serkan Mert. Bir problem üzerine gelen bir soru vardı. Bu problemle ilgili internette içerik bulamamış, çözüm bulamamış. Ben de baktım, bulsaydım oradan verecektim ama ben de bulamadım. Ya bilmiyorum, belki İngilizce bilmediğimiz için doğru kelimeleri kullanamamış olabiliriz. O yüzden bulamamış olabiliriz. O yüzden burada işte problemi ben videoyu alıp göstermek istedim. Şimdi problem şu, burada biz bir model yaptık, modelin UV'sini çıkarttık ve bu modeli bir Substance veya başka bir platforma taşıdığımızda, burada back ettiğimizde, bizim UV'de kullanmış olduğumuz dikişler, yani bölmeler, bütün o parçaların ek yerleri, dikiş yerleri bizim işte hesaplamada, işte backing'de kullanmış olduğumuz hesaplamalarda doğrudan şeye yansıyor, imajlara yansıyor ve bu model üzerinde işte çizgilerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Kesikler oluşmasına sebebiyet veriyor. Bunu nasıl önleriz? Bundan nasıl kurtuluruz sorusu. Şimdi önce size problemi göstereyim. Şimdi normalde resim attı. Resim üzerinden gösterdi ama resmi kullanamıyorum. Onu kullanmamam gerektiğini söyledi. Özel bir şeydi. Şimdi UV, ya burada özel derken şey anlamında değil yani, ticari bir üründü, o yüzden kullanmıyordum. Şimdi bir tane teapot aldım. Burada problemi göstermek için zaten UV'si açık, kanvasa yerleştirdim ve modelimi masa üstüne export ediyorum. Bunu da çaydanlık diyelim. Şimdi Substance'a çağıralım. Modelimiz geldi. Şimdi modelde normalde salt haline bakıyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir problem görmüyoruz. Fakat biz bunu back ettiğimizde şöyle 1024 olarak back edeceğim. Buradaki şeyleri kaldıracağım. Sadece ambient'ı görünür yapacağım. Hesaplamada sadece onu kullanacağım. Hepsini bekletmeye gerek yok. Yani ambient zaten bu problemi görüyorsa diğerleri de bu problemi görecektir. Ambient'ta böyle bir problem yaşamıyorsak diğerlerinde de bu problem olmayacaktır. Dolayısıyla sadece tekme bize yetiyor. Ambient hesaplamamı yaptım. Şimdi burada şöyle, şimdi burada yansımalar olduğu için tabi sorun tam olarak görünmeyebilir. O yüzden şöyle sadece şey yapacağım. Texture'dan. Bu bizim almış olduğumuz Ambient Occlusion ve bunu obje üzerine atacağım ki problemi daha net görelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bizim UV'de kullanmış olduğumuz ek yerleri, yani parçalamıştık biz modeli, yani biz parçalamadık da modelin parçaları burada görünür vaziyette. Dolayısıyla biz bunu back ettiğimizde ciddi bir problemle karşılaşıyoruz. Bilmiyorum, buradaki sorunu görebiliyor musunuz? Şimdi bu sorun aslında şöyle, biz modeli hazırladığımızda ve UV'sini çıkarttığımızda buraya getirip burada back ettiğimizde bu 3D formlarının tamamını alıp imaj üzerine yerleştiriyor. Yani piksel üzerinden işlem yapıyor ve pikselde şöyle bir durum vardır. Yani imajlarda şöyle bir durum vardır. Çerçeve, yani sizin o parça da dahil olmak üzere çerçevenin kenarları her zaman kayıplıdır. Her zaman kayıplıdır. Şimdi bu hiçbir zaman şey olmaz. Yani mutlaka kayıplıdır. Kenarlar mutlaka kayıplıdır. Fakat bu minimizedir. Yani hiç belli olmayacak düzeydedir. Fakat biz UV'mizi açtığımızda standart varsayılan ayarları kullanarak bunu kanvas içine yerleştirdiğimiz için şu an bizim burada kullanmış olduğumuz bütün bu parçalar birbirine aşırı derecede yakın. Yani dolayısıyla şuradaki kayıplı alan buradaki kayıplı alanla birleşiyor ve kayıp miktarı artıyor ve bu giderilemiyor. Hiçbir şekilde giderilemiyor. Çünkü ikisinin tam kesişim noktası ve bu kalıyor. İkisi de birleştiği için bu kayıp çok büyüyor ve dolayısıyla bu bizim problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer siz burada kenar yumuşatma özelliğini kullansanız bile, şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Baking şeyini alışalım tekrardan. Hani diyelim ki burada kenar yumuşattım, hatta yani 8 çarpı 8 diyelim.
problemimiz yine hala devam ediyor. Yani şu an halen daha problemi çözemedik. Şunu alalım, şuraya atalım. Problemimiz hala devam ediyor. Kenar yumuşatma bile burada bir işe yaramadı. Bunun sebebi şu. Kenar yumuşatma, şöyle tekrardan 3D Max'e geçelim. Kenar yumuşatma şurada işe yarıyor. Eğer siz bu modelleri yerleştirdiğinizde bu formlar, şöyle yapalım, belli bir açıda duruyorsa, belli bir açıda duruyorsa pikseller dikine ve enine doğru çizgi oluşturabilir. Doğru çizgi oluşturabilir. Dolayısıyla geometriniz farklı bir açıda duruyorsa bu alanda düz çizgi oluşturması imkansıza yakındır. İmkansıza yakındır. Özellikle piksel yoğunluğunuz düşükse burada düz çizgi oluşturamaz. Şöyle imaj üzerinden göstereyim. Objeniz belli bir açıda duruyorsa, şimdi pikseller tabii şey olduğu için, yani şu kutucukları düşün, şu dikeyde ve yatayda düz çizgi şeklinde devam eder. Dolayısıyla objeniz belli bir açıya sahipse burada düz çizgi oluşturması mümkün değil. Mümkün değil. Bu sebeple kayıp miktarı ciddi oranda artar. Yani kullandığınız piksel yoğunluğuna bağlı olarak, çözünürlüğe bağlı olarak kayıp miktarı inanılmaz derecede artar. Bunu gidermek için, düzeltmek için tabii her şeyi düzgün koymaya şansınız yok. Böyle bir ihtimaliniz yok. Dolayısıyla bunu iyileştirme açısından, yani buradaki kayıbı minimize etme, yani görünmeyecek düzeye getirecek şekilde kenar yumuşatması kullanılır. Bu kenar yumuşatması için de kullanılan farklı araçlar vardır ve bunların her birinin kendine özgü algoritması var. Burada yapılan işlem şu. Siz kenar yumuşatmasında şunların her biri pikseldir. Şunların her biri pikseldir ve kenar yumuşatması kullandığınızda buradaki piksel sayısını arttırıyor. Yani piksel yoğunluğunu yükseltiyor, arttırıyor. Ve bu arttırma esnasında eklemiş olduğu pikselleri kendisi oraya yeni bir şey ekliyor. Yani buradaki gibi içini dolduruyor. Ki hani şu mesafeyi daraltarak bu alanın daha düz durması, daha keskin durması, daha iyi durmasını sağlıyor. Kullanmış olduğunuz işte kenar yumuşatma aracına göre bunun başarı oranı değişiyor. Yani çok iyi yapanlar var, biraz vasat yapanlar var ama normalde burada yapmış olduğu işlem bu. Yani bunu işte şey üzerinden bakacak olursak, obje üzerinden bakacak olursak, doğrudan siz modeli kullandığınızda piksel üzerine işlem yaptığında, yani imaja döktüğünde belli bir açıya sahip olduğu için burada ciddi kayıplar, yani burada düz çizgi oluşturamıyor. Dolayısıyla burada kayıplar meydana geliyor. Ama siz kenar yumuşatması kullandığınızda piksel yoğunluğunu arttırıyor ve bu arttırırken eklemiş olduğu tüm piksellerin içini dolduruyor. Bu sayede burada yeni renkler ekleniyor ve bu şuradaki kayıpların azalmasına sebep oluyor. Ve siz bu subdivision değerini, yani kullanmış olduğunuz kenar yumuşatmadaki yoğunluk değerini arttırdığınızda, maksimuma getirdiğinizde bu kayıplar daha da aza düşüyor. Yani daha minimize oluyor ve dolayısıyla buradaki gibi kötü bir görüntü değil. Yani buradaki gibi biraz daha flulaşmış bir kenar oluyor ama bu imaj üzerinde daha iyi ve net görünmesine sebebiyet veriyor. Burada kenar yumuşatmanın yapmış olduğu şey bu. Yani objeniz belli bir forma, belli bir açıya sahipse. Fakat bizim burada kullanmış olduğumuz şeyde UV'lere baktığımızda hepsi düz. Yani bunun işte şey yapması için bir sebep yok. Yani burada bir kenar yumuşatması kullanmamız için bir neden yok. Yani burada zaten düz form oluşturabilir. Zaten o yüzden burada anti-aliasing, işte şey kullandığımız için, kenar yumuşatma kullandığımız için problemi çözmedi. Yine aynısı olduğu gibi duruyor. Burada bizim karşılaştığımız problemin nedeni şu. Şimdi bizim bu pikselle, yani görüntü şeyde pikselle çerçeve kenara her zaman kayıplıdır. Her zaman kayıplıdır. Bu şey için de geçerli. Yani şöyle koymuş olduğunuz solo görseller için de geçerli. Dolayısıyla buradaki kenar kayıplıdır. Ve bu kayıp aslında görünmeyecek derecededir. Yani yok denecek kadar çok az, çok düşük bir kayıptır. Fakat buradaki problemin sebebi şu. Şimdi bunun zaten bir kaybı var. Bunun zaten bir kaybı var ve bu ikisi birbirine çok yakın. İkisi birbirine çok yakın. Dolayısıyla ikisinin kayıplı alanı birleşiyor. Yani daha da büyüyor. Kayıplı alan daha da büyüyor. Ve bu görselde karşımıza görüntü olarak çıkıyor. Yani kayıp görünür hale geliyor. Görünür hale geliyor. Bunun sebebi de bu ikisinin birbirine çok yakın olması. Birbirine çok yakın olması. O yüzden
Biz burada kenar yumuşatması da kullansak bu problemin önüne geçemiyoruz. Yani şu problemin önüne geçemiyoruz. Bu problemin önüne geçmek için bizim aslında burada yapmamız gereken şey bu objeleri aralarını açmamız gerekiyor. Yani bu ikisi birbirine çok yakın olduğu için iki kayıplı alan birbirine birleşiyor. Dolayısıyla kayıplı alan büyüyor ve bunu hiçbir şekilde önüne geçemiyorsunuz. Ama bu ikisini açarsak eğer her birinin kendi kayıplı alanı zaten görünmeyecek düzeyde düşüktür. O yüzden bizim burada yapmamız gereken standart ayarlar yerine buradaki obje aralıklarını açmak. Yani işte normalde 0,0,1'di. Bunu 0,1 olarak değiştirdim ve aynı zamanda bunu custom olarak değil de normalize şeklinde kullanıyorum. Normalleştirmiş paket olarak kullanıyorum. Bu şekilde yaptığımızda ne oldu? İşte araları açtı. Yani araları açtı. Bu şu anlamaya geliyor. Yani artık burada piksel işlerken ona daha fazla şey verdik. Hani nasıl diyelim? Piksel toleransı verdik. Dolayısıyla bunu daha sağlıklı işleyebilir. Yani demin pikseller kurtarmıyordu. Pikseller kurtarmıyor. Yani imaj boyutumuzu çok büyütmemiz gerekiyordu. Yani pikselleri çok küçültmemiz gerekiyordu. Ama onun yerine ne yaptık? Araları açtık. Bu sayede piksellerin burada rahat çalışmasını sağladık. Bunu tekrardan kaydedelim. File export select diyelim. Çaydanlık. Şimdi bunu şöyle yeniden model şey yapalım. Yenileyelim burada. Şu şeyi kaldıralım. Şunu tekrardan hesaplattıralım. 1024 tekrardan bekliyorum. Şunu kaldıralım. Şu ambient şeyi buraya atalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi problemimiz ortadan kalktı. Artık o kesitleri şeyleri görmüyoruz. Bunun nedeni araları açtığımız için daha çok artık piksel işlemeye başladı. Dolayısıyla artık detaylar birbirine girmiyor. Detaylar birbirine girmiyor. Yani burada ya imajın boyutunu çok büyütecektik. Yani pikselleri inanılmaz derecede küçültmemiz gerekiyordu ki işlem yapabilsin, iki objeyi birbirinden ayırt edebilsin. Yani bunlar birbirine girmesin. Veyahut da yani şeyi büyütemiyorsanız, imajı büyütemiyorsanız, yani oyun yapıyorsanız vesaire şey yapıyorsanız küçük imaj çalışmanız gerekiyor. O zaman modellerin aralarını açmanız gerekiyor. Yani parçaların aralarını açmanız gerekiyor ki pikseller orayı rahat bir şekilde işleyebilsin. Her iki objeyi de birbirine karıştırmak zorunda kalmasın. Bu sayede problemimiz çözüldü. Ama dediğim gibi burada anti-aliasing işte kenar yumuşatma bir işe yaramaz. Bunu nerede kullanıyoruz? Eğer sizin Canvas'a yerleştirmiş olduğunuz modeller açılı duruyorsa yani düz değil. Yani bu düz olduğu için burada rahat piksel işleyebilir ama açılı duruyorsa şöyle bir açısı varsa şöyle açılar oluyorsa çünkü her zaman böyle düz kullanamıyorsunuz. Objenizin formu da bazen şey olmuyor, böyle düz olmuyor. O zaman yine bu problemleri yaşarsınız. Yani ışıkta dalgalanmalar meydana gelir, çizikler, kopuklar, kesikler vesaire şeyler oluşabilir. Bunun önüne geçmek için yine aynı şeyi yani önce objelerin arasını açarsınız. Daha çok piksel işlemesi için yani imaj boyutu yükseltemiyorsanız eğer. Objelerin arasını açarsınız ve aynı zamanda buna ek olarak aynı zamanda kenar yumuşatması kullanırsınız. Bu o çizginin daha düz durmasını sağlayacaktır ve işte bu gibi problemlerin yaşanmasının önüne geçecektir. Bunu kısaca böyle anlatayım. Aslında daha teknik bir konu ama kısaca basit olarak böyle anlatabilirim. Umarım soruna çözüm olur. Umarım faydalı olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben Serkan Mert. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.